Sağ olun. Polis memuru Ömer Ecel, arz edelim Sayın Bakanım. Allah kolaylık. Allah razı olsun. Allah kolaylık versin. Hem Emniyet Genel Müdürümüz, Bursa Valimiz, Jandarma Komutanımız, Sahil Güvenlik Komutanımız ve İl Emniyet Müdürümüz, Narkotik Daire Başkanımız, bütün İl Emniyet Müdür Yardımcısı arkadaşlarımız, narkotik birimindeki arkadaşlarımızla birlikte yaklaşık 5 aydır takibi devam eden bir operasyona biraz sonra çıkacaksınız. Allah yardımcımız olsun. Allah yardımcınız olsun. Allah muhafaza etsin. Allah korusun. Allah atacağınız adımlarda isabetli karar vermeyi nasip etsin hepinize. Sizi korusun. Uyuşturucuyla mücadele konusunda güvenlik güçlerimizin, emniyet teşkilatımızın, jandarma teşkilatımızın ortaya koyduğu irade, hatta sahil güvenliğimizin ortaya koyduğu irade neticesini vermektedir. Bugün 117 bin kişi cezaevinde, bunun çok büyük bölümü satıcı olmak kaydıyla bulunmaktadır. Dün itibariyle 600 kilo yakın marihuana İstanbul'da yakalandı. 80 kilo eroin sadece Kocaeli'nde yakalandı. Ve birçok yerde mesai arkadaşlarımızın ortaya koyduğu irade devam ediyor. Bugün sabaha karşı yapacağınız bu operasyonda bu uyuşturucu satıcılarına karşı çocuklara uyuşturucuya bulaşmış anne ve babalar gözünüzün önüne gelsin. Çok açık söyleyeyim. Bunlara hiç acımamak lazım. Uyuşturucu satıcısına karşı söylediğimiz ve tekrarladığımız sözler geçerlidir. Çünkü öyle bir noktaya getiriyorlar ki bu uyuşturucu satıcıları hem temin edenlere hem de içicileri öyle bir noktaya getiriyorlar ki annelerine, babalarına, ailelerine asi ve hakikaten hiçbir değerimize yakışmayan tablolar ortaya koyuyorlar. Onun için bizim bu çıktığınız operasyon hakikaten hem uyuşturucuyla mücadele, hem aile değerlerimizi zedelemeye çalışanlara karşı mücadele, hem de gençlerimizi zehirlemeye çalışanlara karşı bir mücadeledir. Allah yardımcımız olsun. Allah muhafaza etsin. 2020 yiğit arkadaşımız 220 aracıyla birlikte inşallah biraz sonra 130 gözaltı diye tahmin ediyoruz. Çok önemli bir adımı atacaklar. Allah yardımcımız olsun. Allah kolaylık versin. Allah sizleri muhafaza etsin. Sağ olun. Sizler de sağ olun. Bugün sabah tam da inancımızın bize söylediği gibi sabahın bereketiyle, sabahın erken kalkmanın faziletiyle birlikte
bu çizgiden ayrılmayarak Bursa'da arkadaşlarımız, emniyet teşkilatımızın çok kıymetli polisleri güzel bir operasyonun altına imza attılar. Bir süredir ülkede yürüttüğümüz kökünü kurutma operasyonunda uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri satmak suretiyle gençlerimizi zehirleyen uyuşturucu satıcılarına yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Yaklaşık 7 ay önce başlayan ve 433 şüphelinin gözaltına alınmasıyla devam eden ve bu 433 kişiden elde edilen bilgiler çerçevesinde 130 ayrı kişinin tespit edilmesi suretiyle satıcı, uyuşturucuyu satan, gençlerimizi zehirleyen, aile değerlerimizi yok eden bir anlayışla birlikte mücadeleyi esas alan bir operasyon düğmesine Nisan ayında basıldı. Ve yaklaşık 5 ayı aşkın bir takip neticesinde Allah'a şükür bu sabah 5 itibariyle hem Emniyet Genel Müdürümüz, Bursa Valimiz, Narkotik Başkanımız ve Bursa İl Emniyet Müdürümüz, yine Jandarma Komutanı ve Sahil Güvenlik Komutanımızın da nezaretlerinde birlikte arkadaşlarımızı sabah saat 05'te yola çıkardık. 2020 polis, 220 araç, 1 helikopter, 3 İHA ve aynı zamanda 16 narkotik köpeğiyle birlikte operasyon sabah itibariyle başladı. Şükürler olsun, kazasız ve belasız olmasını diledik ve 130 hedefimizin 130'u, ayrıca 2 şüpheli daha, toplam 132 kişi 5 ile şu saat arası, 7.30 arası gözaltına alındı ve biraz sonra hem sorguları yapılacak ve ardından da adliyeye teslim edilecek. Hem kökünü kurutma operasyonunu Bursa'da gerçekleştirilen Bursa İl Emniyet Müdürlüğümüzü, aynı zamanda Narkotik Başkanlığımızı, Emniyet Teşkilatımızı huzurunuza tebrik etmek istiyorum. Türkiye'nin her noktasında bu operasyonları devam ettireceğiz ve uyuşturucu üzerinden gençlerimizi zehirlemeye çalışan uyuşturucu satıcılarına göz açtırmayacağız ve fırsat vermeyeceğiz. Yine dün İstanbul'da özellikle yapılan bir uyuşturucu operasyonunda yine 600 kilogram eser ele geçirildi. İkisi İtalyan, biri Türk, 3 kişi de gözaltına alınmış oldu. Yine dün Hatay'da, Antakya'da 500.000 kaptagon ele geçirildi. Ve dün yine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonunda 90 kiloya yakın da eroin ele geçirildi. Bunların üçünü arka arkaya söylemekteki muradım şudur. Bütün güvenlik güçlerimiz, emniyetimizden jandarmasına, sahil güvenliğine kadar, hatta sınır birimlerimize kadar, gümrük birimlerimize kadar, bu konuda herkes teyakkuz halindedir. Gençlerimizin zehirlenmesine fırsat vermeyeceğiz ve bizden kimse uyuşturucu satıcılarına normal davranmamızı beklemesin. Çocuklarımıza uzanan bu elleri, ailelerinin huzurunu bozan bu elleri, anneleri, babaları, kardeşleri,
çocuklarıyla beraber karşı karşıya getiren bu elleri elbette çocuklarımızın zehirlenmesine müsaade ettirmeyeceğiz. Ve bir haber daha vermek isterim. O da şu. Geçen hafta bizim tarihimizin en yüksek uyuşturucu satıcılığından gözaltı oldu. Pazartesinden pazartesiye 5700 kişi. Yani buradan milletimiz bize itimat etsin. Milletimiz bize güvensin. Bu uyuşturucu illetiyle mücadelemiz devam etmektedir. Ve gözümüzü kırpmadan, gece gündüz demeden bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Allah milletimizin yardımcısı olsun. Allah bu illetlerle bize baş edebilme fırsatı, baş edebilme kuvveti ve kudreti nasip etsin. Ben tekrar hem Bursa Emniyet Müdürlüğümüzü, aynı zamanda Emniyet Genel Müdürümüzün şahsında bütün emniyet teşkilatını ve Bursa Valimize burada tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Bursalı hemşehrilerimize hayırlı sabahlar diliyor. Bizle bu mücadelemize destek olmalarını, neyi nerede ne zaman gördüklerinde bize, özellikle emniyet teşkilatımıza, 112 acil çağrı merkezine ve yine çok başarılı bir şekilde on binlerce ihbarın yapıldığı Uyuma aplikasyonuna, yani uygulamasına haber vermelerini istirham ediyoruz. Bütün milletimize hayırlı sabahlar diliyoruz. Teşekkür ederim.